zeminin alüvyon yani yumuşak olması, binaların balçık üzerinde inşa edilmesi. Uzmanlara göre bu iki etmen, Bayraklı'da yıkıma neden olan başlıca sebepler. Allah Allah, apartman gitti. Allah! İzmir'de Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Seferihisar ilçesi. Ancak binaların tümü Bayraklı ilçesinde yıkıldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, depremin merkez üssünün Bayraklı gibi hissedilmesinin nedenini zemin büyütmesi etkisiyle açıklıyor. Abi. Peki zemin büyütmesi nedir? Akarsuların taşıdığı toprak olan alüvyon, yani yumuşak zemin, deprem dalgalarını içine çekiyor. Bu da sarsıntının şiddetini çoğaltarak yıkıcılık özelliğini artırıyor. Burada zemin büyütmesi faktörü devreye giriyor ve dolgu üzerine inşa edilen binalar depremden daha çok etkileniyor. Ayrıca kayalara çarpan deprem dalgaları geri dönerek bir kez daha yumuşak zemine çarpıyor. Bayraklı ilçesinin büyük bölümü de dolgu, balçık ve alüvyon zeminden oluşuyor. Bu zeminin şöyle bir özelliği var. Kayalaşmamış olduğu için, kumlu sulu bir zemin olduğu için uzaktaki bir deprem etkisi geliyor, burada artıyor. Çünkü bu büyütme etkisiyle yıkılmış durumda. 17 tane bina yıkıldı ama aslında çevrede çok hasar gören bina var. Uzmanlara göre binaların yağ sınırını doldurmuş olması da yıkıma yol açan bir diğer etken. Araştırmada Bayraklı'da yıkılan apartmanların en az 30 yıllık olduğu tespit edildi. İnşaat Mühendisler Odası İzmir Şubesi, Ocak ayında kentteki yapı stokuyla ilgili rapor yayınladı. Raporda İzmir'deki 650 bin binanın 75 bininin 7 ve üzerinde hissedilecek bir depremde kullanılamaz hale geleceğine dikkat çekildi.